Hepinize merhaba arkadaşlar. Hayallerimin evi olan eve girmiştik. Elinin peşinden buralara kadar gelmiştik. Halen neden o bölgeden kaçtığını tam olarak anlayabilmiş değilim. Belki korktu, belki Tommy ile birlikte onun hareket edeceğini düşündü. Onu yarı yolda bırakacağımı düşündü. Yani dolayısıyla ne kadar bizi yarı yolda bırakıp kaçması hoş olmasa da takibin ardından adamların buraya saldırması tabii ki işleri biraz daha kızıştırmaya başladı. Çünkü artık yanımıza Tommy'yi de aldığımızı hesaba katarsak bizim ne kadar silah kuvvetimiz artsa da şöyle bir gerçek var ki düşmanlarımız da hiç hız kesmeden Allah belanı versin. Tam gaz yoluna devam ediyor. Bize saldırmaya... Yo 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 yo! Yapma yapma! Dur bir dakika. Oğlum dur. Dur. Tek tek gelin lan. Neredesin? Bak kayboldu ya. Lan şurada. Babacım sen ne yapıyorsun ya? Bir dakika seni bir alayım. Ben hemen şuraya bir geri gireceğim. Oğlum eline çekmişim pompalı ya. Artistik yapma vallahi deşerim böğrünü ha. Gel lan buraya. Gel gel. Ne oldu? Hoşuna gitti mi? Bunu da al. Keserim o gırtlağını. Artistik yapmayacaksın lan bana. Adama bak ya. Geliyor orada konuşmanın üzerine kendi kafasına göre artistik yapıyor, atar yapıyor, gider yapıyor. Hayırdır oğlum? Elinde pompalı aldın adam mı oldun sen? Nasıl ya? Bileydim ben onu kullanırdım. Vallahi bileydim ben bunu kullanırdım ya. 4 tane mermi varmış. Sağlık olsun. Sağlık olsun. İdare edeceğiz artık. Şarjör kapasitelerini mutlaka arttırmam lazım yalnız. Yerde bulduğumuz lootlar baya bir problem oluyor. Sürekli yerde kalmaya başladı. Yani ister istemez de insanın bir gözü kalıyor. Bu arada buranın çıkışı neredeydi lan? Şurada bir yerde bir yatak odası vardı. Ha bu yanda bir yerde olması lazım. Let's get back to the Tamam. horses. Buradaymış. Oradan da burayı nasıl göremedim ayrı bir konu tabii. O da ayrı bir konu. Atlar burada da. We're clear. Pusu yemezsek iyidir ya. Gelin gelin temiz. Yalnız bak benim kısrağı bırakmam kimseye ona göre. Eli hadi bin atına. Hadi birlikte gidiyoruz. Hiç trip atma. Hiç trip atma. Vakti değil. O halleder ya. Zaten kendi toplamayı biliyor. Her türlü binebilir. Sanırsın 40 yıllık jockey. Ben böyle ata binen bu yaşta insan görmedim ben. Vallahi görmedim. Ben bile binemem ya o kadar rahat. Yalnız ortam da çok güzel ya. O karanlık atmosferden çıktık ya şöyle ağaçların içinde. Ormanın kokusu. Suyun sesi. Onun kirlettiği elbiselerimiz. Bir ara biz bir duş alalım ya. Vallahi biz bir ara bir duş alalım. Uzun zamandır duşun nasıl bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Nereye gideceğiz? Burası neresi ya? There she is. Kids be watching movies tonight. Film izleyecek. Where is this lab of theirs? It's all the way out, University of Eastern Colorado. No big horns. Ellie, get off your horse. Bizim gelmeye çalıştığımız en başından beri yer burası mıydı? That's all right, you. Don't make me repeat myself. Eğer burasıysa hiç yolumuz kalmamış ya. Your wife kind of scares me. Aynen onun yanına bence gitsen ya. Sorry for stealing your horse. Look, come back to town. Let's discuss it at least. You know me, my mind's all made up. Sıkı tutan kız. University, Eastern Colorado. How do I find this lab? It's in the science building. Looks like a giant mirror. You can't miss it. Yani. Tamam, açıklayıcı bir tarif oldu. Take care of that wife. Görmemek imkansız. There's a place for you here. You know. Vallahi başta biraz sanki öyle karşılamadınız ama neyse hadi. Geliriz geliriz uğrarız bir ara ya. Bir çayını kahvesini içeriz.
Adios dostum. Hadi görüşürüz, biz kaçıyoruz ya. Gidelim yavaş yavaş. Yeni başımıza belaları biz açalım ya. Çok sessiz ilerliyoruz. Çok sakin ilerliyoruz. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Alışkın değiliz. Ana ya, sincap çıktı lan arabanın içinden. Fındık var yan mı? Umurumda bile olmaz. You just gotta play it a couple times. It all makes sense. Burası saldırı falan yememiştir değil mi ya? Hani biz geldik buraya ama. Umarım normal insanlarla muhabbet ederiz, sohbet ederiz ya. İşte pusu falan yemeyelim. Sonrası problem olabilir. Hani arabayla yırttık ama atla pek de yırtabilecek sanki pozisyonda değiliz. Şuraya girsek mi ki? Yani diğer taraftan o tarafta yol var. Eli sen burada bir dur bakayım. Stay, Kallus. What kind of name is Kallus anyways? My fault you forgot to ask Tommy his name. Amanin bu ne böyle? Alev makinesi mi lan o? Ay kaynak vakti. Harbi diyorum kaynak vakti. Ulan iyi ki gelmişim ha. Ben hiç böyle bir şey çıkacağını beklemiyordum, ne yalan söyleyeyim. Şu parçaları alır, biz bunu geliştiririz. O ne? Aa bendeki bak. Bir tık kullanılmıştı, onu vereyim. Şunları al. Oğlum o kaynak makinesiyle var ya, ben ne adam kızartırım ya. Güzel güzel güveçler yaparız biz onlar. Tabii yenmelik olmaz ama olsun. Tuzu da bulduk mu? Hayvanlara güzel bir ziyafet çektirebiliriz. Bakayım başka bunun şarjör değiştirme. Yalnız senin nasıl kullanıyoruz? Onda biraz kıllandım ya. Tüh be, bunun şarjör kapasitesini yapsaydık çok güzel olacaktı da. Tepme dağılma ateş hızı geç. Ne yapsak ki? Zırh delici yapamıyoruz. Buradan zaten bir şey upgrade edemiyoruz. Tepme, menzil, ateş hızı, geç. E o zaman ben bunu yapacağım ya. Şarjör değiştirmez. Hatta yapabildiğim başka bir şey var mı? Biz nasıl 4. parçayı bulamadık. Geliştiremeyeceğiz belli ki. En azından malzemeler boşa gitmesin ya. Şarjör kapasitesi arttırabildiğim varsa arttıracağım. Bayağı önemli oluyor. Gerçi hiçbirinde şarjör kapasitesini arttıramadık. Heh, tabanca arttır abi. Bir tık daha arttır abi. Tamam yeter bu kadar. Yani en azından işimizi görür. Ne kadar 5 mermisi olsa da şu anlık. Fena değil ya, yeter. Olduğu kadarıyla. İdare edeceğiz. Yalnız... Ben buna ateşi nasıl yapacağım? Şimdi kafama o takıldı benim. Acaba şeyden mi alacağız ki? Kay kız. Molotof atanlardan falan mı yapacağız ki? Bak o kafama takıldı, onu bulmak lazım. Lan burada yol yok. Dur. Şuradan atlarız ya. Even though they were all grown up. Study, party. Yer yer ders çalışıyorlardı, yer yer parti veriyorlardı ya. Parti önemli sonuçta. Üniversite partisi olması olmazdır. Ben şuraya da bir bakayım. I'll stay with Kallus. Tamam sen kal onunla. Sen onunla kal. Mouse'u gittik. Kız ne yapıyorsun sen, dur. Lan böyle bir şey vardı, ben de atla birlikte girerdim içeri. Sen niye atla geliyorsun, ben mal gibi yürüyorum. Ana. Niye mutsuzlandı lan? Tıkırdayan var galiba. Galiba tıkırdayan var. I'll be right back. Ama belliydi. Belliydi.
Böyle olacağı belliydi. Bu ne? Duvar paneli notu. Gazımız tükeniyor. Tükensin ya, sıkıntı yok. No juice. Yukarı çıkacağız. Yukarı çıkacağız. Ondan sonra gideceğiz. Orada uğraşacağız. Evet. Ya belliydi. Bu kadar büyük bir yerin bu kadar sessiz olması pek normal bir şey değildi. Şimdi kablo buradan geliyor. Şöyle gideceğiz. Vallahi hiç riske giremem. Alın şunu. Dur. Gelme. Ama dedim gelme diye. Ben uyarımı yaptım arkadaş. Hiç beni ırgalamaz. Kafası güzel galiba. Ya da yeni geldi kafası. Emin değilim. Kolaydı. Abo, 70 oldu. Aman ya Rabbim. Cehir cehir vereceğim ortalığı ateşe. Cehir cehir vereceğim de bu jeneratörü çalıştırdıktan sonra başımıza bela gelmesin. Bak genelde öyle oluyordu. Sonu pek hoş bitmiyordu benim için. Ama gelen giden yok. Tamam, jeneratör çalışa dursun. Biz şuralara bir bakalım. Varsa bir şeyler alalım. Bir yandan da etrafı bir göstereyim. Ha, koşu pistiymiş orası. Bir an diyecektim oranın kaleleri nerede diye de. Çocuklar herhalde olimpiyatlara hazırlanıyor. Emin de değilim şimdi, ne yalan söyleyeyim. Ama bir koşu pisti var orada. Şimdi buradan direkt aşağı ineceğiz. Şöyle gittiğimiz zaman. Ya insan şuralara bir şey koyar be, boşuna mı geldim ben buraya kadar? Astronot mu? Ne yapacağım bir aya çıkıp? Bu da bir garip ha. Astronot olup ne yapacağım? Vallahi ben bir kaleci olmak isterdim de sakatlık oldu be. Vallahi hoş olmasa da. Bitti kariyer bitti. Yanlış anlama. Genç yaşlarda bacağı emanet ettik hastaneye doktora. Şimdi buradan yol pek sanmıyorum olacağını ama bir bakmak işi nasıl istiyordum. Tamam, buradan değil. Şuradan devam edeceğiz. Büyük ihtimalle laboratuvarın olduğu bölge orası. Ne yazıyor? Aynen. Laboratuvar o tarafta. Gidelim yavaş yavaş. La ben de bineyim ataya ya. Hiç yormaya gerek yok kendimizi. Sonuçta atımız var. Zaten ben burayı hayatta... Maymun mu lan onlar? Ne alaka oğlum, maymunun ne işi var lan böyle ortada? Çok enteresan. Laboratuvardan mı çıktılar? Ne yaptılar? Stadyummuş orası. Orası stadyum değil. Kimse kimseyi kandırmasın arkadaşlar. Orası koşu pisti. Kale yok, bir şey yok. İnsan oraya bir şeyler koyar. Hani? Ben neyi görmüyorum be? Ha, varmış etrafta. Küçük. O kadar küçük ki ben bile zor gördüm. Şuradan şöyle gitsek. Kız o nasıl bir iniş? Şimdi. At burayı sıkıştırdı. Garanti içeriden bir şey yapacağız. Aynen. Problem. Problem, buradan gireceğiz. Kafayı bir çıkartalım da ne olur ne olmaz. Yakalanırsak en azından kafadan yakalanalım.
Yani çok da öyle bacaktan bacaktan yakalanma peşinde değilim. Bu neymiş? Kampüs haritası. Biz şimdi neredeyiz? Laboratuvarın yanındayız. Stadyumun o tarafta. Yani çok harita anlaşılabilir değildi. Ama olsun. En azından az da olsa yardıma dokunur diye tahmin ediyorum ya. Ama bir elimize silah çekelim ya. Ne olur ne olmaz. Yani üniversite sonuçta hocalar mocalar var. Çoğu manyak olduğu için. Hani genel anlamda sıkıntılı tipler olduğundan dolayı onların bu halleri de pek normal olmaz. Öğrenci hissiyeti aldıkları anda üzerine çökerler. Karabasan gibi çökerler. O yüzden hiç o topa girmeyelim. Ufak ufak biz kendi halimizde devam edelim. Öğrencinin günlüğü. Garibim tek başına kalmış ya lan burada. Bunlar büyük bir ihtimalle Jort'tanmış. Yani ne kadar üniversitede kafeteryada falan yiyecek mi yiyecek bulabileceğini düşünüyor olsa da bir yere kadar. Bir yerden sonra illaki o erzaklar tüketileceği için problem olabilir. Problem olabilir. Oho, hastalık zaten buranın içinde ya. Vallahi hastalık buranın içinde. Gerçi bari az daha gidiyordum ha. Şuradan geçebiliyoruz mu? Ya ben böyle bir şey düşünmemiştim ki ama ya. Vallahi ben böyle bir şey düşünmemiştim. Allah. Aa, bunların yalnız hepsi gelişmiş. Allah seni bildiğim gibi yapsın. Korktum ha. Bunların hepsi gelişmiş. Nasıl ben yolumu bulacağım? Sıkıntılı dakikalar bizi bekliyor. Haberiniz olsun. Benden söylemesi. Sonradan bay efendim niye burası böyle oldu demeyin. Onu oraya değildi lan. Şöyle atacağız. Oğlum koskoca patlama oldu lan. Aa o da onları öldürüyor mu? Püh, hiç bir şey olmadı. Yalnız molotofu atamam. Ortalık burada bayağı bir kızışacak ya. Babam gelme gelme burada bir şey yok. Oğlum burada bir şey yok lan. Şaka yaptım ben buradaydım. Gel gel. Gel gel gel. Şekil yapma. Sen. Yan. Sen. Ne bakıyor? Ne bakıyor? Ha? Nasıl lan? Babam öl. Öl. Lan ölsene. Ulan ne drama yaptın be. Harbi diyorum ne drama yaptın. Neyse kolaydı. Bu ateş böceklerinden biriymiş galiba. Bayağı bir sağlam mutasyona uğramış ama. Herhalde oyuncuydu ya gençliğinde. Değişmeden önce. Bildiğin drama yaptı orada. Yaşamakla ölüm arasında bir git gel arasında. 10 dakikaya yakın neredeyse bizi bekletti. Ama olsun en azından öldü yani. Rolünün hakkını veriyor. Olsa da sonunu getirmeyi başarıyor. Şimdi burayı rahat temizledik. Buranın rahat olması ne kadar güzel gibi görünse de ben mühimmatımızın neredeyse hepsini harcamış durumdayım. Dolayısıyla acilen bizim bir şeyler yapmamız lazım. Ve yapa yapa bir tane bomba yapıyoruz. Yok onu almam.
Elimde pala var, onu almam. Şimdi buradan devam. Şuraya baktık mı? Bakmıştık. Şuraya bakmadık. Ok var. Aslında okları kullanabilirdim ya. Şu Amerikan futbol kaskını kafamıza taksak aslında. Belki ısırma konusunda engel olabiliriz onlara ama işte aklına gelmiyor canım. Gelse o çok mantıklı aslında. Gene not mu var orada? Yok. Bu arada Eli nerede? Biz Eli'yi bıraktık, arkada devam ettik yola. Lan burası da zifiri karanlık, insan tırsıyor ha. İnşallah bir şey yoktur diğer tarafta. Sıkışmış. Hadi oğlum, hadi açarız açarız. Biz neleri açtık ya, bunu mu açamayacağız? Hadi ama! Vallahi dolap iyi ki devrilmedi ha. Lan neyi tutacak, ben geliş yolumu kapattım. Vallahi geliş yoluydu orası bizim. Oğlum bak, mermi de yok lan. Sıkıntı büyük ha, ben sana diyeyim. Mermi yok, bir şey yok, adam akıllı. Geliş yolumuzu kapattık. Ben en kötü ihtimal oradan kaçardım ya. Sağda bir şey var mı? Bura nere abi, biz nereye geldik? Bura başladığımız yön falan değildir. Yani öyle olacağını sanmıyorum. Tamam. Şimdi çıkışı da öbür taraf gösteriyordu. Şurayı da açalım. Şöyle etrafımıza bir bakalım. Bir şey var mı yok mu? Büyük bir ihtimalle biz ters yöne gittik. Bu tarafta en fazla olsa olsa loot olacakmış gibi hissediyorum. Yalnız çocuklar da ne bulduysa zulalamış ya. Helal olsun. Bilim insanı hepsi, bilim insanı. İşini biliyorlar. Şimdi buradan devam. 2. Merdiven nereden geldiğimizi hesaba katarsak buradan devam edeceğiz. Oo, ben bayağı geldim ya. Dur dur, açacağım açacağım. Bekle Sabri. Ben seni burada bıraktım, unuttum ya. Şimdi jeneratörü alacağız. Şöyle. Ama bu jeneratör buga girdi. Heh. La bir düz dur, Allah Allah. Şunu şuraya getirirsek. Tamam bekle kız, Allah Allah, çok aceleci bu da. Dur, jeneratörü de ben çalıştırayım. Ondan sonra bas tuşa gel. Bekle ama. Az sabret. Öyle jeneratör hadi ince çalışmıyor. İnşallah bir şey olmaz. Gel. Dene bakayım kapıyı. Dedim var ya, kapak üstlerine düşüyor ha. Neyse. Gel. Yalnız içerisi tıkırdayan kaynıyor, benden demez. Hani dikkat et. Büyük ihtimalle. Vallahi büyük ihtimalle onlardı. Nasıl değildi ya? Sanmıyorum diyor. Kolye bulduk lan. Gerçi o da olabilir. Aralarında ölenleri falan o şekilde kullanma ihtimalleri yüksek. No guards. No nothing. Yalnız yeah, harbiden hiçbir şey yok ya. Kız ben yürüyorum. Sen atla gel. Gerçi öyle söyleyince de farklı anlam oluşuyor ama olsun yani, anladınız siz. Atın üstünde gelecek. Şimdi buralarda bir şeyler var mı? Yok. Şuraya bakalım, oraya bakalım, ondan sonra da öbür tarafa kayalım. Ufak ufak kayalım. Hani çok da fazla vakit harcamaya değmez. Ama işte hani bunları bulabileceğimizi düşünmek insanı birazcık umutlandırıyor. Al al al, ne bulursan al. Güzel. Şimdi devam. Gel.
Gel gel. Yalnız bize sıkmazlar değil mi ya? Hani bak biz böyle giriyoruz ama. Dur kız, ben de bineyim ata. Yol uzun geldi gözüme. Alıştık ata var ya, binmeden edemiyorum ha. Keşke hep at olsaydı. Gerçi at da çok hızlı gitmiyor mu? Az gittiği kadarıyla. Haa, buraya geçiş yolu yok. Tamam. O zaman ileriden sağa gideceğiz. Başka çaremiz yok. Eli, hayat nasıl? Sevdin mi atı? Neyle besliyoruz bunu? Yani o kadar hayvana biniyoruz ediyoruz ama karşılığında bir tane bile şeker vermedik daha, haberin olsun. Havuç mamuç görürsen kopar bir tane ver ağzını. Ele de dikkat et, fazla içine sokma, kaparsa şaşırma. Geleceğiz geleceğiz ya. Nereye gittin lan? Lan nereye gidiyorsun? Gel, yol bu tarafta. Yol bu tarafta Eli. Eli yolu bilmiyor ha. Lan kız. Şşt. Ana kız gitti lan. Eli, buraya gelir misin? Rica ediyorum bak. Nereye gitti bu? Ya gene mi bırakıp gittin sen beni ya? Vallahi bırakıp gitti. Ya nereye gittin? Şaka gibi. Şaka gibi. Yemin ediyorum şaka gibi. Normal yoldan gelmek varken geldi, yola bak ya. Kay arkaya kay. Şuradan şöyle. Daha demin biz de buradan geçecektik zaten. Niye farklı yollar deniyorsun ki? Ne tarafa? Oo. İnşallah yapabiliriz ya. Hayırlısı. Dur bakayım, kapıyı açabiliyoruz mu? Yalnız burada kilit var. Önündeki kilidi görmüyorsun. Ondan sonra kapıyı deniyorsun. Deneme deneme, tamam. Oğlum olmuyor olmuyor, deneme. Başka bir yol bulacağız. Yaşlandı yaşlandı, vallahi yaşlandı. Tommy'den öncesi hissettirmiyordu ama Tommy'den sonrası hissettirmeye başladı, yaşlandı. Önünde olan zinciri bile görmüyor artık ya. Ne hale geldi adam. Şurada bir yol var. Yalnız biz yavaştan atı sanki bırakacakmışız gibi hissetmeye başladım. Buradan böyle gideceğiz. Yo, gerçi ben zinciri kıracağım. Eli atla birlikte gelecek. Tamam. Gene bütün pis işleri ben halledeceğim. Belli oldu. Tabii bunu yaparken yolun bu taraftan olmadığını öğrenmiş olduk. Nereden gideceğiz o zaman? O tarafa geçilecek yer var mı ya? Ben göremedim ama. Şurası mı? Burası da değil. Benim bir şekilde öbür tarafa geçmem lazım. Çok garip. Yol bence bu tarafta. Ama neresi? Vallahi neresi? Şu an kafa durdu. Şöyle çıkmayı denesek. Yemiyor. Ben burayı nasıl açabilirim? Kaynak makinesiyle biraz zincirleri elitsem dedim de pek mantıklı olmadı işin aslı. Kabul ediyorum bunu. Bunu kabul ediyorum. Bunu bir şekilde açmamız lazım bizim. Silahla bir iki el atış edeceğim. Eğer o da yemezse problem. Tamam, problem. Hem de büyük bir problem. Eli, şu atı versene bana bir iki dakika. Şimdi. Buradan geçiş yok. Yolun mutlaka bu taraftan olması lazım. Ama buradan da gidemiyoruz. Çok garip lan.
Vallahi çok garip. Şu kapı açılsaydı belki bir ihtimal vardı ama bu kapının da açılmadığını hesaba katarsak sıkıntı daha da büyük. Oğlum burası bisiklet bölgesi. Şu kapak açılıyor mu? Açılmıyor. Nasıl geçeceğim ben o tarafa? Bunu alabilir miyiz? Alamıyoruz. Çok garip. Yani gideceğimiz yer orası. Önümüzde tek bir engel var. O da zincir. Buldum. Biz fazla şey düşünüyoruz ya. Basit düşüneceğim. Vallahi basit düşüneceğim. Alright, not what I had in mind, but it'll do. Yani bu da olur. Bu da olur. Ben dedim herhalde yaslayacağız, üstünden tırmanacağız ama bu da olur ya, problem yok. Sıkıntı yok. Önemli olan amaç, niyet değil. Bu oyunda amaç oluyor. Şimdi eli geliyor mu? Biz oraya gel, ben seni bir atayım. Ben seni atamıyorum. Niye atamıyorum? Bunu atamıyorum. Çünkü onu hala kullanmaya devam edeceğiz. Tamam. Gel. Lan. Vallahi biz bir ara gidelim, bir duş alalım ya. Bayağı bir kirlenmeye başladık. Buradan böyle çıkacağız. Gel eli. Yakın ol. Açma farkı, mesafeyi. Buradan atlayabilir misin? Kız bakma öyle, hadi gel. Güneş panelleri var, tamam. Bizim yolumuz yalnız bu tarafta. Eli yalnız bayağı iyi tırmanıyorsun sen ya. Helal olsun. Alright, we're inside. Sanki arkamdan bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum ya. Oh, gelmedi. Vallahi gelmedi, güzel. Etrafa bakınmaya devam. İşe yarar bir şeyler bulabilirsek bulacağız. Yoksa... Vallahi pek kimsenin olduğunu ben sanmıyorum ama... Yok, bununla değil ya, şununla değiştir. Bununla değiştirelim. Onda da mermi yok. En azından bununla iş görür bir şekilde kullanabiliriz. O ışığı keşke öyle açık bırakmasaydınız ya. İnsanın gözüne vuruyor. Onları alalım. Yalnız burada arbede çıkmış sanki ha. Zaten patlatılabilecek bütün her şeyi almışlar. Çalışma tezgahı var. Şu dolapta mutlaka bir şey var. Çünkü çalışma tezgahlarının olduğu yerde genelde sağlam zulalar. Bakalım. Kullanabileceğimiz bir şey var mı? Şarjör değiştirme, şarjör kapasite, tepme, ateş ısı. Şunu yap. Şunu yap. Bunu yap. Şimdi. Şunun ateş hızını bir arttıralım. Ne kadar şu an mermisi olmasa da. Tamam ya. Yani... Kullanacağımızdan değil ama işte hani. Bir umut be. Bir umut. Belki mermi gelir. Bir yerden buluruz. Temin ederiz. Bulduklarımızla yola devam ederken. Hani onun mühimmatını tamamlar. Ondan sonra da güzel güzel atışlarımızı yaparız. Güzel güzel katliamımızı çıkartırız. Şuraya da gidelim. Yol bu taraftan. Onu öğrendik.
Let's keep it down until we. Yalnız çok fazla bağırıyorsun Eli, bak. Başımıza bela gelebilir. Hani benden söylemesi, peşin peşin uyarıyorum. Ondan sonra vay efendim. Ne oldu burada deme. Ders konularını silmeyi unutmuştu. Yalnız bunu yaparken de bütün tahtayı kullanmışlar. Helal olsun ya. Neredeyse boşluk yok lan her tahtada. Hocaları sağlam insanları yoruyor. Güzel. Yok. Burada bir şey vardır. Şunu alalım. Şunu alalım. Oh be, teçhizat 4 seviye oldu. Şunu al. Molotov. İyi olur. Olur olur, hiç sıkıntı yok. Ama o kaynak makinesini keşke tüpünü de alsaydık ya. Şunu bir değiştirsene abi. Şunu al. Easy. Demokraside çareler tükenmez. Her türlü çözeriz ya. Hiç problem yok. Bunun mermisi full. Bunun da full. Bu da full. O zaman yola devam. Parçamız ne kadar var ki ama ya. Belki 4. seviyeyi açmışken bir şeyler de geliştirebilirdik. Burada ne var? Oğlum ne olduğunu söyle de biz de bakalım ya. Looks like they all just packed up and left in a hurry. Maybe not all of them. Stay close. Keşke hepsi pılını pırtını toplasa gitseydi ya. O yol benim hoşuma gitmedi. O yol benim hoşuma gitmedi. Sanki biz o yoldan gidecekmişiz gibi. Devam. Nereden geldi o ses? Biz 3. kata çıktık ama. Yalnız biz burada kaybolacağız ya. Vallahi biz burada kaybolacağız. Yani çok fazla malzeme var ve bu çok fazla malzemenin olduğu yerde büyük de problemler sanki bizi bekliyormuş gibi hissetmeyi artık iyice garantiledim. Yani çok fazla bir şeyler bulduk. Buranın devamı pek hayırlı değil. Benden söylemesi. Sonradan bay efendim burada ne oluyor lan demeyin. Bak açık açık uyarıyorum. Şimdi Eli'yi de uyaracağım. Hani o da dikkat etsin. Büyük sıkıntılarla uğraşacağız. Ulan Eli'yi kaybettim ben ya. Vallahi şaka maka Eli'yi kaybettim ben. O kadar fazla büyük ki. Ve bakılabilecek o kadar çok yer var ki. İster istemez. Sıkıntı olabiliyor bazen. Şunu alalım. Kız çikolata var, yer misin? Bak yersen gel. Şuraya yakın gitsek. Şuradaki çünkü dolaplar açılıyor. Güzel. Çok iyi. Lan bileydim ben harcamazdım onları ya. Eli sen ne arabaya geldin? O sol tarafımdaki yer var ya, aynı karantina bölgelerine benziyor ya. İçeriye girerken bir su sıkarlar. Bakteriyel hesabı. Oranın arkası pek hoş değil. Vallahi oranın arkası pek hoş değil. Ne demek dolu ya? Yapma, saçmalama kardeşim. Saçmalama ya. Boş orası. Şunu da yap. Tamam. Bak, bak bomboş. Alabilirsin onu. Bu yanda bir şeyler var mı? Mevcut değil derken? Ha. Tamam, başka da bir şey yok. Arkadaşlar ben yavaş yavaş oranın kapısının ağzına bir geçeyim. Eli'yi bir uyarayım. Ardından yola devam edelim. Çünkü buranın sonu bayağı bir sanki çatışmalı geçecekmiş gibi ben hissetmeye başladım. Yani ilerisi beni huzursuz ediyor. Yanlış anlamayın. Artık bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Umarım keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Biraz fazla aksiyondan uzak bir bölüm oldu ama yine de
yolumuza devam etmek zorundayız. Bunu unutmayın. Hoşça kalın.